Merhabalar. Bugünkü videomuzun çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Bilginiz dışında gayrimenkulünüzün tapuda işlem görmesini engelleyecek şekilde bir kilit koyacağız aslında. İsterseniz uygulama olarak ilerleyelim. Öncelikle Google'da web tapu yazarak açılan web tapu tkgm.gov.tr sayfasına gidiyoruz. Şimdi burada bireysel kısımdan giriş yapacağız. Girişinizi yaparken e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. E-devlet ile giriş için bu kısmı kendim girişimi yapıyorum. Giriş yaptığınızda böyle bir alan bizi karşılıyor. Burada şu anda bizi ilgilendiren kısım şu kısım. Beyan işlemleri kısmında işlem yapılmaz beyan tesisi var. Sonra ileride bunu kaldırmak isterseniz de eğer işlem yapılmaz beyan terkini var. Şimdi işlem yapılamaz beyan tesisi kısmı için şunu yapmamız gerekiyor. Öncelikle beyan işlemlerine girdim. İşlem yapılmaz beyan tesisi noktasına tıklıyorum. Bu noktada üstünüzde kayıtlı olan tapuları göreceksiniz. Yavaşça yana doğru kayıyorum. Şu an bir tanesini yapacağım bakın. En sağa doğru kaydığımda şu alttaki çubuktan da kayabilirsiniz. En sağa doğru kaydığımda beyan tesis et noktası var. Şurada göreceğiniz kilitli çanta şeklinde. Bunu beyanı tesis et diyorum. Çok basit bir işlemle. Şu noktada parsel üzerinde işlem yapılmaz beyan yapılacaktır. Kabul ediyor musunuz? Tamam diyorum. Okudum, onaylıyorum. Bu tabi buradaki işlem aslında şöyle bir durum var. Bu vekalet vermiş olabilirsiniz birisine ya da vekalet verdiğiniz kapsamını bilmiyorsunuz. Ya da sizin bilginiz olmayan bir vekalet hazırlandı. Bilmediğiniz bir yere imza attınız vesaire. Hani herhangi bir şekilde sizin bilginiz olmadan, bu kısım açılmadan tapuda işlemler devam etmeyecek. Başka birisi vekaletim var diye gitse bile devam etmeyecek. Şu anda bakın bu noktada üzerinde işlem yapılmaz beyan tesisi yapmış olduk. Bunu da yapalım. Okudum, onaylıyorum diyorum. İşleme devam et. Mesela geçmişte bir vekalet vermiş olabilirsiniz. Bu vekalet acaba gayrimenkul satışını kapsıyor muydu, kapsamıyor muydu bilmiyor olabilirsiniz. Unutmuş olabilirsiniz. Bunları engelleyecek olan bir nokta aslında bu. Bir tane daha var. Bunu da yapıyorum şu anda. Sonra bir vekalet verdiniz. Buradan sonrasında bir vekalet verdiniz ve üzerinizde gayrimenkul ile alakalı aradan zaman geçti. Bir vekaletle bunun satışını yapmak istiyorsunuz. O zaman da o gayrimenkulü açıp buradan sağa doğru bakın şurada işlem yapılmaz beyan terkini var bu sefer de. Tesisi üzerine kilit koyma diye düşünebilirsiniz. Terkini, kilidin açılması. Bu sefer de buradaki kilidi beyanı kaldır diyorum. Aslında kilidi açmış oluyorsunuz. Okudum, onaylıyorum. İşleme devam et. Üzerinde kilit açıldı. Mesela şu gayrimenkul için artık vekaletim varsa, birine verdiğim vekalet varsa gidip işlem yapabilir. Bunun dışında yapılamaz. Tabi bu aslında kamuyla alakalı işlemlerin dışında gerçekleşen bir durum arkadaşlar. Yani şöyle ki bu sizin bilginiz dahil olabilecek işler ama üzerine bir kamu haczi konmasını, bir bankanın ipotek koyması gibi durumları engelleyen bir durum değil. Ama sizin en azından bilginiz olmadan işlem yapılmasını engellemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit işlemlerle temel seviyede de olsa kendimizi biraz daha güvence altına almış olduk. Bunu hem kendinize uygulamanızı tavsiye ediyorum. Hatta isterseniz videoyu yakınlarınıza da göndererek onların da kullanmasını sağlayabilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın demiyorum. Zaten takip ettiğinizin farkındayım. Görüşmek üzere. Gayrimenkul denince ilk aklınıza gelen olmak dileğiyle.